Bırakın nesnelerinden Viv'leri inceleyeceğiz. Viv'lerin Türkçe açılımı görünümler diyebiliriz. Viv'ler yani görünümler bir veya birden fazla tablo ya da Viv'deki verinin özelleştirilmiş bir gösterim şeklidir. Bir Viv aynı zamanda saklanmış bir sorgu olarak da değerlendirilebilir. Yani arka planda join, inner join gibi tabloları birleştirme işlemleri yapıyoruz diyelim. Ya da bizim istediğimiz bir filtreyi uygulayarak, örneğin bir where filtresi uyguladık en basit tabirle. Dedik ki baş harfi A ile başlayan tüm kullanıcıların, tüm çalışanların listesi. Bu sorguyu hazırladık. Bunu tek bir isim ile isimlendirip ve bunun üzerinden sorgu çalıştırmak istersek o zaman Viv kullanılır. Nedir mesela? Select yıldız from işte where filtresi uyguladık. Dedik ki baş harfi B ile başlayan tüm çalışanlar. Bunu bir isimlendirme ile isimlendirmeye tabi tutuyoruz Viv ile. Bu nedir? Mesela B ile başlayan çalışan calisanlar dedik mi? Bu şekilde kaydedilir ve daha sonra bunu istediğimiz zaman sadece şunu yazarız. Select yıldız from B ile başlayan calisanlar dedik mi? Bu şekilde istediğimiz, daha önce oluşturduğumuz o uzun sorgu belki de o sorgunun aynı sonucunu bize getirecek. Bir Viv aynı zamanda saklanmış bir sorgu olarak da değerlendirilebilir. Viv'ler aslında veri içermezler. Az önce söylediğim örnekte mesela farklı tablolardan veri çekiliyor. Ve tabii ki bu Viv içerisinde tutulan veriler değil bunlar. Sadece o görünüm sunuyor. Bize farklı bir ayna gibi görünüm sunuyor. Bunun yerine verilerini kendilerine temel teşkil eden ve Viv'in temel tabloları olarak adlandırılan tablolardan çıkartılırlar. Yani bizim normalde neydi? Select list from employees dedik. Employees tablosundan B ile başlayan, baş harfi B ile başlayan tüm kayıtları istedik. O asıl tabloydu. Yani base, temel tabloydu. Ancak Viv'e çektik ve bir isim olarak kaydettik onu. Daha sonra select yıldız from B ile başlayan çalışanlar olarak o sorguyu tamamladık. İşte o B ile başlayan çalışanlar adı Viv. Alt tarafta sorgu ise o temel gerçek tablodan çekilen verilerin tutulduğu yer. Tablolar gibi Viv'lerin de bazı kısıtlamaları olmakla birlikte verisi sorgulanabilir, değiştirilebilir, silinebilir ve yeni veri girilebilir. Bu nedir? Constraint yapısı var. Yani kısıtlamalar. Bir tabloda şu işlemi yapma diyebiliriz mesela. Bunlara kısıtlama denir. Onlar farklı dersimizde inceleyeceğiz. İşte bunlar olmadığı sürece ya da birden fazla, örneğin 3 tablodan farklı verileri Viv olarak göstermediğimiz sürece normal bir Viv'de, kısıtlaması olmayan bir Viv'de silme, güncelleme gibi işlemler yapılabilir. Yeni veri eklenebilir. Yani insert, update, delete işlemi yapılabilir. Ancak kısıtlama olursa tabii ki bunlar hatayla karşılaşılır. O yüzden kullanılmaması gerekir. Zaten ikiden fazla Viv'in birleştiği, ikiden fazla tablonun birleştiği bir Viv'de insert, update, delete işlemleri tavsiye edilmez. Viv'ler üzerinde yapılan her işlem aslında Viv'in temel tablolarını etkiler. Ne dedik? Viv bir isimlendirmedir dedik, görünümdür. Biz onun üzerinde silme işlemi yaptık mı? Aslında arka plandaki employees tablosunda bu silme işlemi yapmış oluyoruz. Yani gerçek bir veri üzerinde silme işlemi yapmış oluyoruz. Ya da güncelleme, insert. Viv'ler tablonun önceden belirlenmiş satır ve kolonlarına erişimi kısıtlayarak tablo güvenliğinde ekstra bir seviye sağlar. Tekrarlayalım. Viv'ler tablonun önceden belirlenmiş satır ve kolonlarına erişimi kısıtlayarak tablo güvenliğinde ekstra bir seviye sağlar. Nedir bu? Örneğin employees tablosunda 10 tane sütun olduğunu varsayalım. Biz dedik ki employees tablosunda sadece işte isim ve soyadları listeleyeceğiz. Tabii ki bu gerçek tabloda 10 tane sütun varsa tamamının bilgileri var. Ancak biz diyoruz ki diğer bilgiler bizim için güvenlik riski taşıyabilir. Yani göstermemiz gereken programda görünmesini istemiyoruz. O zaman biz
sadece bir view oluşturacağız ve çalışanların isimleri adında bir isimlendirme yapacağız bu view'e ve select yıldız from çalışanların isimleri dediğimizde o sorgu sonucu da bize o çalışanların yani employees tablosundaki isim ve soyisim bilgileri ekranımıza gelecek. Bu şekilde bir mantığa sahip ve gayet kullanışlı bir yapıdır. Aynı zamanda Oracle veri tabanındaki nesnelerden biridir.